Merhaba arkadaşlar. Bugün Present Simple Tense işleyeceğiz. Bu tenste biz günlük hayatta yaptığımız her şeyi anlatırken, yani rutin yaptığımız şeyleri söylerken bu tense kullanabiliriz. Pronounlarım I, you, he, she, it, we, you, they. Tüm pronounlarım için fiilimin birinci halini kullanacağım. Fakat sadece he, she, it için özel bir durumum var. Bunlar için de fiilimin birinci hali, fakat fiilime s takısı, es takısı ve is takısı getireceğim. Ve bu tense için de kullanacağım yardımcı fiilim I, you, we, you, they için do, he, she, it içinse does olacak. Şimdi olumlu bir cümle yaparken I go to school every day dediğim zaman ben her zaman okula giderim demiş oluyorum. Fiilimin birinci hali. He, she, it için bir örnek vermek gerekirse she goes to school every day dediğimde o her zaman okula gider. Her gün okula gider oluyor. Ben bunların aynı olumlu cümlelerimin olumsuzunu yaparken de I getiriyorum. I için yardımcı fiilim do olduğu için do'yu getiriyorum ve olumsuzluk eki olacağı için de don't go to school diyorum. I don't go to school every day dediğimde her gün okula gitmem demiş oluyorum. She için yapmak gerekirse yardımcı fiilim does'dı. She için does'ı getiriyorum. Olumsuzluk ifade ettiği için de doesn't. Go to school every day diyorum. He, she, it için sadece bir olumlu cümlemde fiilime s takısı, s takısı ya da is takısı getiriyordum. Ama sadece olumlu cümle için geçerli bu. Olumsuz cümle için fiilimin birinci hali. Aynı cümlelere sorusunu yapacak olursak yardımcı fiilim do olduğu için do'yu başa getiriyorum. Pronounumu getiriyorum ve tekrar fiilimi aynı şekilde yazıyorum. Eğer benim sorum yardımcı fiil ile kurulmuş bir cümle ise, yani do ile kurulmuş ise benim cevabım yes ya da no question olacak. Eğer cevabım yes ise yes I do, no ise no I don't diyorum. She için she doesn't go to school every day cümlesinin sorusunu yaparsak yardımcı fiilim does olduğu için başa getiriyorum. Does she go to school every day diyorum. O her gün okula gider mi? Bunun da cevabı yardımcı fiille kurulmuş olduğu için yes ya da no question olacak. Yes ise yes she does. No ise no she doesn't diyeceğim. Ben bu tense için zaman belirten ifadeler kullanacağım. Bunlar da burada kullandığım gibi every day, every week, every month, every year. Her gün, her hafta, her ay, her yıl dediğimde ben bu şekilde kullanabilirim. Mesela bir örnek verirsek I watch TV every day dediğimde her gün televizyon izlerim oluyor. Ya da he goes to school every day. O her gün okula gider. Yine olumsuz ve soru cümlelerimizde de aynen bunları kullanabiliyoruz. Şimdi ise bu tense için kullanacağımız sıklık zarfları var. Bunlarsa always, sometimes, often,
Rayleigh ya da Seldom ve Never. Her zaman, bazen, sık sık, ara sıra hiç. Ben bunlarla cümlemi kurarken aynen pronounumu getiriyorum. Getireceğim sıklık zarfımı getiriyorum ve fiilimi ondan sonra getireceğim. Aynı olumlu cümledeki kuralına göre ghost'u, sinema, every week dersem o her hafta sinemaya daima gider demiş oluyorum. I sometimes drink milk dediğimde bazen ara sıra süt içerim demiş oluyorum. Soru yaparken de yine aynı şekilde does she always go to school, go to cinema every week diyebiliyorum. Yani yardımcı fiilimi başa getiriyorum, pronounum ve pronounumla fiilimin arasına da sıklık zarflarımdan getirebiliyorum. Aynı şekilde olumsuzunu yaparken de I don't sometimes drink milk diyebiliyorum. Her zaman ara sıra da olsa süt içmem demiş oluyorum. Sadece never için özel bir durum var. Never anlamı hiç olduğu için olumlu cümleye olumsuzluk anlamı verecek. Onda da I never drink milk dediğimde hiç süt içmem olmuş oluyor. Yani bu cümlenin olumsuzluğunu yapmaya gerek yok. Eğer sorusunu yapacak olursak da do you never drink milk diyebilirim. Yes ya da yine no question olacak cevabım. Ama never dediği için büyük bir ihtimal no olacak. No I don't ya da yes I do diyeceğim. Bu tensimiz için son olarak biz bu tensi günlük hayatta yaptığımız rutin şeylerden bahsederek bahsedeceğimiz zaman bu tensi kullanabiliyoruz. Son olaraksa bu gazete manşetlerinde, schedule'larda, timetable'larda bu tensi de kullanabiliyoruz. Mesela gazetelere baktığınız zaman, yabancı gazetelerde adam ölür dediğim zaman he died değil de he dies derim. Ya da diğer schedule tablolarında ise tren 7'de kalkar derim. 7'de kalkacak ya da kalkar, kalktı değil de kalkar diye kurabilirim. Şimdi ise present continuous tense'e geçeceğiz. Biz bu tense'de şu anda yaptığımız şeylerden bahsederken bu tense'i kullanıyorum. Yine pronounlarım aynı şekilde I, you, he, she, it, we, you, they. Bu tense içinde yardımcı fiillerim am, is, are ve verb ing. Ben simple present continuous tense kullanacaksam eğer pronounlarımı yazacağım. Am, is, are'dan birini seçerek ve fiilime verb ing'yi getirerek şimdiki zamanla cümlemi oluşturacağım. I am speaking dediğim zaman şu an konuştuğumdan bahsediyorum. Ya da she is listening to music dediğim zamansa onun şu an müzik dinlediğini anlamış oluyorum. She is listening to music dediğimde o şu an müzik dinliyor oluyor. Ben bunların olumsuz ve sorularını yapmak istersem eğer are you speaking dediğimde konuşuyor musun demiş oluyorum. Cevabım yine yardımcı fiille kurulduğu için yes ya da no question olacak. Yes I am ya da